içinde evet. toplanıyor. Kurtuluşçunun bir sorusu var burada galiba. Cemil ısrarla altını çizmeye çalışıyor. Bir mühendislik hatası mı? Hocam da aslında şöyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Burada stok sahadan bir tasarruf edilmeye çalışılmış. Evet. Yani bu bir mühendislik bir hatası. Bir ucuz hesap var diyor Kurtuluş'ta evet, burada. Doğru. Doğru. Yani daha fazla bir maliyetten kaçınma var. Yani siz aslında bu kadar yükseklik yerine ikinci bir stok sahası oluştursaydınız risk oluşmayacaktı. Toprak dışında bir maliyeti var mıdır o ikinci sahası? Yok. Sadece toprak taşıma ve etrafınız. Hayır yani orada yer varsa o sınırı neyle çiziyor? Çukur mu kazıyor, duvar mı koyuyor? Cemil Bey uydu görüntüsünü bir ayarlayabilir. Yok uydu görüntüsünü bulamadılar da. Şimdi zaten sahada üretim sahasının dışında dekapajın döküldüğü, hani işlenmiş postanın döküldüğü sahaları tesis ettiklerinde bunun etrafının sızdırmaz hale getirilmesi. Nasıldır o? Bir beton duvar mı çekilir? Kayaçların özellikleriyle ilgilidir. Kayaçlar bir yani eğer oradaki kayaç sızdırmazsa hiçbir şey yapmazsınız. Ya benim merak ettiğim şu alanı buraya çekmenin maliyeti nedir yani? Burada ne var da? Duvar mı var, çukur mu var? Maliyeti üzerine işte diğer kayaçlarda yığıntı yaparak yani şuradaki açıyı 150 metre daha uzatmanız lazım. Oradaki belki 5 milyon metreküp toprak dökmeniz tamam gerekiyor. Tamam da ne var burada sınırda? Şimdi burada sızdırmaz bir şey var diyorsunuz siz değil mi? Bu sınırda biz... Yığın içinin olduğu yer sızdırmak. Ne var ama orada? Beton duvar değil mi? Yani aynen, bir beton aynen. duvar tabii ileri ki. Çekmesi aynen. lazım. Onu anlıyoruz tabii değil ki. Mi? Sızdırmaz beton duvar. Zaten yığın içi de sızdırmaz olmak zorunda. Yani zemini sızdırmaz özellikle olmak zorunda. Bunun da beton da sağlarsınız. Evet. Uydu görüntüsü de gelmiş şimdi. Uydu görüntüsü bu toprağın en altında beton mu var hocam? Yığın içinde duvarda, beton dökersiniz. Yani veya yan İşte bura. Evet. Olayın olduğu yer... Sizin o basamak dediğiniz şunlar değil mi hocam? Tabii. Şimdi bakın bu maden sahasını hocam bir anlatabilir misiniz? Ne burada yani neyi anlatıyor? Mesela şunlar siyanür atık havuzları evet, mı bunlar? Evet bunlar... Tam nerede olmuş toprak kayması? Park biliyor muyuz? Şurası galiba değil mi? bunlar bakın basamaklar burası. Gördüğünüz gibi bunlar... Ha. Basamaklar ve bunlar da şev açılarıdır. Bütün açık işletmelerdeki üretim metotları bu kurallardır. Aynen. Siz buradaki genel açınızı eğer 30 dereceyi ihlal edip dikleştirirseniz aslında yani bunu çok basit karayollarından bir örnek vereyim. Otoban karayolu bir dağı yararak ortadan açtığınızı düşünün. Evet. Sağ ve solunda iki tane yamaç oluştu. Ortadan geçiyorsunuz. Eğer onları dikey olarak açarsanız zaman içerisinde yağmurla beraber yola kaya parçaları düşer ki çok önemli yaşıyoruz. Oradaki açıyı oradaki yağmurla beraber kayaçların özelliğine göre devrilmeyecek düzeyde açarsanız o zaman evet. Otoyolunuz hiçbir zaman olumsuz etkilenmez. Burada da aynı kural var. O şevin kaymamasını sağlayacak yatay mesafeyi korumanız lazım. İrfan Bey, merak ettiğiniz, sormadığım bir şey var mı aklıma gelmeyen? Yani çok teknik olduğu için ben mümkün olduğu kadar kendi sektörümün dışındaki konulara girmemeye çalışıyorum. Hocamıza saygı duyuyorum. Teknik boyutlarını anlatacaktır mutlaka. Bu biraz benim alanımın dışında. Ama yani merak ettiğiniz bir şey yok mu soru alanınız yani olmasa da? Yani bilimsel kriterlere her aşamada uyum sağlanması gerekiyor. Okullarda, bu teknik çalışmalarda, madencilikte, denizcilikte eğer bu... kurallara uymazsak, denetim olmazsa kaçınılmaz olarak yakın yahut da orta vadede bu tip üzücü kazalar, tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. Ya bilimden uzaklaşmayalım diyorsunuz. Aslında hocam evet. Tesisin de çok ufak bir yerinde olmuş bu evet, değil mi? Yani tesis tabii. gördüğümüz kadar çok büyük, bir yer çok yani. Çok büyük bir alan zaten. Peki, mesela burası maden kazısı mı? Neden böyle çukur olmuş hocam burası? Tabii yani cevheri kazmak o, cevher için çıkarım. Bütün peki bir de bunun şimdi ekonomik şeysine gelelim. Evet. Burada ne kadarlık bir ciro yapılır? Ne kadar insan çalışır? Bu para nereye? Yani şimdi Türkiye burada, ekonomisine katkısı nedir? Nasıl? Yanılmıyorsam 667 kişinin çalıştığı bir alan. Yani Erzincan ilçesinde yaklaşık 1000'e yakın kişinin ki taşeronlarla beraber hizmet verenlerle beraber bu 1000'i geçen bir sayıdır. Aslında ciddi bir ekonomik gelir sağlayan bölge tabii. Altın ülkeye kazandırılması açısından da kıymetlidir. Yeter ne kadar bir altın çıkar buradan mesela siz şimdi bilir misiniz? Şöyle tonajın tamamını tabii ki bilmiyorum ama altının çıkartılabilmesi için tonda 3 veya 4 gram ekonomiktir. Yani bir ton
kayacın toprağın içinden 3 gram altın çıkartılması ekonomiktir. Yani o düzeyde aslında yatırım yapılmaya değer. Peki, bir peki bu şey altın var. Her yerde var mı? Bütün topraklarda var. Hayır, bazılarında hayır. Çok mu var? Hayır, nasıl oluyor? Her yerde olmaz tabii ki. Yani altının olduğu kayaçlar tabii ki radarlarla, uydu üzerinden veya oralarda sondajlarla tespit edilir. Zengin yataklar tespit edilir. Hem altın hem bakır. Altınla bakır arasında aynı. İkisi aynı anda mı çıkar? Aynı anda olur. Çünkü ikisi birbirini destekleyen. Bakır ne kadar çıkar? Biri 3 ise öbürü kaç gram çıkar? Yerine göre değişir tabii. Hani oradaki sahaya göre değişir ama toplam 3-4 gram civarındadır. Hepsi için geçerli. 3-4 gram da bakır çıkıyor. Ve ekonomiktir. Yani bu çıkartmaya değerdir. Yani orada siz 600 metre, 700 metre çukur açmanıza değebilecek bir yatırımdır. Yaklaşık 1000 kişiyi çalıştırmanıza değebilecek bir çalışmadır. Çünkü kıymetli bir materyaldir, mineraldir. Cirosu hakkında hiçbir fikriniz var mı? Rakamları hiç bilmiyorum. Rakamları hiç bilmiyorum. Altın madeni kaç tane var hocam? Bu benzeri Bergama'da var. Var. Burada tabii. Var. Birçok yerde var. Hani altın madeni ülkemizde. Bu altın madeni yabancı şirketler mi çıkarıyor? Yoksa yabancı yani şirketler söyleniyor yani niye bizim yabancı olmayanlar da var, yabancı şirketlerle şirket. Olanlar da var. Yabancı tabii yatırım amaçlı geliyor. Ekonomik olarak büyük bir yatırım sağladığı için Türk yatırımcı o gücü bulamıyordur. Dışarıdan yatırımcı getiriyordur. Peki siyanürle yapmanın dışında nasıl bir yol var bunu? Siyanür diyorlar. Yani şimdi derin kotlardaki altınlarda siyanür yaygın kullanılan, yurt dışında dünyanın her yerinde kullanılan bir teknolojidir. Onun haricinde çok yüzeye yakın, hani dere yatağına yakın kısımlarda. Tabii o klasik filmlerde de gördüğümüz şeylerle, eleklerle, küçük parçaları. Küçük parçalar ama onlar tabii çok büyük bir ekonomik rant sağlayacak güçte olmayabilir. Dolayısıyla altın çıkartacaksak siyanürle çıkartılıyor. Bu başka yolu yok öyle mi? Sorun siyanürde değil aslında. Sorun güvenlik tedbirlerine uymamada veya mühendislik teknolojilerini, mühendislik dinamiklerini ihlal etmekte. Yoksa siyanürü biz hayatımızın her tarafında, kağıtta, plastikte, metallerin temizlenmesini her yerde kullanıyoruz. Peki ne oldu şimdi? Bu şirketin lisansı iptal oldu. Bu tesis çöpe mi gitti şimdi? Ne oldu? Şöyle, içeride bir cevher var, ekonomik bir cevher var. Kurallara uygun çalışmak koşuluyla. Cevherin yeri neresi şimdi burada anladığımız kadar? Zaten İliç bölgesinde komple altın sahası. Her yerde cevherin altın sahası. Tabii. Burada hani aynı firma yani lisans verilir mi verilmez mi onu bilemem. Buradaki cevheri güvenlik kurallarına uymak koşuluyla, mühendislik önlemlerini almak koşuluyla tabii ki çıkartabilirsiniz. Yani yeraltı zenginliklerini kazandırmanız gerekir bir. Ama şimdi bu yıllarca durur değil mi? Durması mı lazım veya? Yok. Hemen değil mi bunu düzeltip? Mesela o demin bahsettiğiniz bir şirket. Cemil Bey 100 trilyon dolarlık Türkiye'nin altında maden var. Ama orada tabii çok, şimdi Afşin'de termik santrallerimiz var. Enerji vazgeçilmez. Şimdi bu anlatacağınız bir şey yoksa masaya geçelim biraz. Tamam masaya geçelim. Abdurrahman sen ne diyorsun? Ben bir maden işleriyle uğraşan bir önemli bir avukatla konuşmuştum. Bu şirketlerin yurt dışından yatırımları çekmek için fonlar. Türkiye'de 100 trilyon dolarlık maden cevheri var. Yani kullanılabilir zenginlik var. 100 trilyon dolar. Evet. Bakın bunu çıkardığınız zaman gayrimilli hasılanız, enflasyon, dolar bilmem ne düşünün. Dolayısıyla bu gibi madenler ben evet kesinlikle %100 güvenlikli hale getirilmesi lazım. Ama bu cevherlerin mutlaka ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Peki bu sermaye gerekiyor. İşi çok mu yoğun buna? Niye yabancı ortak alınıyor? Büyük yatırım tabii ki. Büyük yatırım. Milyar dolarlık yatırımlar. Dediğinize aynen katılıyorum. Türkiye bor madenlerinde dünyanın %70'ine sahip. Yani bor. Bugün NASA'dan tutun da deterjana kadar her yerde kullanılıyor. Borda böyle çıkartılan bir maden mi? Yok, yer altında. Yer altında. Şimdi Almanlar biliyorsunuz Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor ama Ege'deki bu lityum yataklarını istiyor. Elon Musk da diyor ki ben buraya yatırım yapacağım, bana verin diyor. Şimdi Türkiye'de Ege bölgesinin çok değerli benim duyduğum lityum kaynakları evet. Var. Hatta hatırlarsan sizin evde de bir TOG'un yöneticilerinden, sahiplerinden biri de biz de dedi Ege'de devasa çok değerli lityum yatakları var. Şimdi dünyada artık gelişen
pil teknolojisi en önemli şey. Doğru mu hocam? Çok daha doğru. Ülkemizde aslında yeraltı zenginlikler açısından oldukça zengin bir durumdayız. Bor bunların en başında. Henüz daha çıkartamadığımız ama mesela Çin'de santrali dahi yapılan toryum. Toryum'da da dünyada çok önemli. Dünyada çok önemli bir noktadayız. Ki toryumu eğer biz ekonomiye kazandırabilirsek petrolün çok çok daha üstünde bir gelire sahip olacağız. Büyük bir rezerve sahibiz ve bu ülkenin de enerjisini, dünya zaten enerji üzerine kurulu. Peki şimdi medya olarak bize nasıl bir görev düşüyor? Yani size soralım. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bir yandan sürekli yaygara yapılıyor. Vay siyanür, vay doğa yapıldı bilmem. Şimdi bunun bir yerde yapılması lazım. Yani bunun medeni olacaksa, ekonomimiz gelişecekse. Tamamı Amerikalıların elinde. Tema Vakfı'ydı, işte Çevreci Vakfı'ydı. Aklınıza gelebilecek bütün vakıflar böyle çevreci. Şimdi buraya hemen işte biliyorsun ağaç katliamı var. Bilmem çevre evet. Kömür işte şey yapıyor. Ölüm saçıyor gibi. Yani işte gibi. Onu soracağım ben. Şimdi, bu yaygarayla gerçek endişeleri nasıl ayıracağız? Şimdi burada tabii mühendislik dinamiklerini doğru yapmayı da sağlamamız lazım. Ben mesela bir fiil Japonya'da teknik geziye katıldım. Termik santraldeki anımı anlatayım. Termik santralde kömür, ocaktan çıkan kömürü yıkıyorsunuz. Zenginleştiriyorsunuz. Ondan sonra santrale veriyorsunuz. Bir, külü çıkıyor. İki, atık suyu çıkıyor. Termik santralden çıkan külü yapı malzemesi olarak aynı yutong gibi. Yutong'un çok daha... Tuğla yapıyorlar. Tuğla yapıyorlar ve ısı yalıtımında son derece başarılı. Biz ise yıllarca çıkan külü Çatalazlı termik santralde Zonguldak'ta denize saldık. Yıllarca. Ne kadar değerli bir şey. Ne kadar değerli bir şey. İkincisi bizzat bir yaz, sıcak bir yaz günüydü. Termik santral çıkışında arıtılmış sudan ben 2 bardak içtim Japonya'da. Yani kömürü yıkanan o sımsiyah suyu arıttıktan sonra içine bir raylı getiriyorlar. Yani demek ki termik santraller zararlıdır diyemezsiniz. Eğer siz bacada gerekli güvenlik önlemleri alırsanız, baca gazlarının sızdırması için önlemler alırsanız, çıkan toz külü yapı malzemesi olarak kullanırsanız, suyunu arıtırsanız ve çıkan postayı da daha sonra üzerine örtü tabakasıyla örtüp ormana kazandırırsanız, herhangi bir çevreyle ilgili olumsuzluk yani yaratmasınız. Yani bu bağırıp çağıran köylüler var, arazilerimiz gidiyor. Bunlar ne kadar haklı mesela? Ya işte bilinçsiz olursa tabii ki bağırır. Birileri provoka da edebilir bunları. Aynen, bravo hocam. Hani bu bravo. Altını çizmek lazım. Yani zaten hani Soma bölgesindeki hani altın madenlerinde o arsenik gibi hani o meşhur tipleme daha sonra o işletmede çalışıyor olarak çıktı karşımıza. Aynen. Yani ilk başta eğer bilinçsiz yatırım yapacaksak tabii ki bunu kastetmiyorum. Köylüler haklı oluyor. Köylüler ama haklı normal oluyor. Bir yatırım ama için haklı değil. Aynen. Tüm önlem, her şey yapılır. Yani önlem alırsanız nükleer santrali de yaparsınız, toryum santrali de yaparsınız. Bunlarla ilgili her türlü güvenlik tedbirleri, mühendislik dinamiklerinin hepsi ortada. Evet. Ama bu kurallara uymazsanız, yani termik santral yapıp bacasını yapmazsanız, bu neden kaynaklanıyor? Aslında bizde İsrailli güvenlik kültürünün eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben bir başka sektörden örnek vereyim. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik amir hüküm diyor ki 2000 metrekare ve üstündeki işte depolarınızda sprinkler yağmurlama sistemi yapmanız zorunlu diyor. Ama bir bakıyoruz Türkiye'deki belki %40, %50 hatta %60'a yakın. Hepsi 1990'da kalıp böyle şeyler aynen. Mi yapıyorlar? Depolarda sprinkler yok. Ya yani niye yok diyorsun? Adam milyon dolarlık yatırım yapıyor. Orada çok belki %1'i kadarlık o yağmurlama sistemini yapmaktan imtina ediyor. Niye ediyor? Çünkü o kültüre sahip değil. Hani yangın kültürüne eğitim sahip eğitim okula değil. Mı koyulması lazım? Bu kültürü ortaokuldan nasıl edineceğiz? Başlanması lazım. Bu ilkokuldan başlanması lazım. Güvenlik kültürünün oluşması lazım. Biz 25 yaşına, 20 yaşına gelen bir kişiyi baret taktırmaya çalışıyoruz. Çok zor. 7 yaşında bir de gözlük taktı mı, baret taktı mı herkes kendini Süpermen zannediyor. Hele, hele yelek taktığı zaman, o fosforlu yeleği taktığı zaman her derde deva oluyor bizde. Hocam bir de şimdi bu toprağın taşınmasından bahsediyoruz. Bu ancak iş makineleri ve kamyonlarla tabii, başka bir yöntemi var mı? Yok. Bunun? Yani bu, tabii ki kamyonla veya bant konveyör koyacaksınız. Yine
oradan başka bir noktaya taşıyacaksınız. Asansör sistemiyle yukarı. Şimdi süremizin de azalıyor. Senin söyleyeceğin bir şey var mı bu konuda soracağım, merak ettiğin? Vallahi ben altın bizde ne kadar var? Ben onu soracaktım canının ağzından aldım. Ya Türkiye'nin maden zenginliğini son bir anlatalım o zaman. Yani Türkiye'de aslında maden zenginlikten yeraltı cevherlerinde birincisi bor yatakları, o bizim dünyadaki %70'e sahip. Kütahya'da, Emet'te, o merkezde. Evet, Eskişehir, Kınık, o bölgede. Evet. Sonra toryum yataklarına oldukça zengin sahibiz ki gelecekteki enerjinin en önemli kaynaklarından biri olacak. Doğalgaz Karadeniz'de. Şimdi Karadeniz aslında birinci jeolojik zamanda çökertme denizidir. Yani aslında sonradan oluşan bir denizdir. Yani Ukrayna ile Rusya ile Türkiye bir bütündü. Yani kömür zaman içerisinde çökerek 2000 metre aşağıda aslında doğalgaz var Karadeniz'de. Evet. Ve orada inanılmaz rezervler var. Rize'de petrol bulundu, daha açıklamadılar ama... İşte çıkartmak için yatırım yapmak gerekiyor. Hani olması bir şey ifade etmiyor. Akdeniz, işte Akdeniz'de de Kıbrıs açıklarında da biliyorsunuz Rauf Denktaş'ın döneminden itibaren gündeme getirilen inanılmaz doğalgaz rezervlerine sahip bir bölge. Fakat bunları çıkartabilmek için ciddi yatırımlar yapmak lazım. Belki bunlar için tabii ki yabancı ortaklar gerekiyordu. Peki hocam, yatırım yapmadık. 5 tane gemi aldık. Doğru. Bu ilk başta Fatih gemisinde %90'ı yabancıydı. 3 tane, 5 tane. Şimdi neredeyse yarı yarıya Türkleşme başladı. O teknolojiyi öğreniyoruz. Evet. O süreç önemli değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani eğer kendiniz o teknolojiyi sağlayamıyorsanız, kendi ekipmanınızı üretemiyorsanız yabancı ortaklarla çalışmak zorundasınız. Bir müddet yapacaksınız bunu, çaresiz. Bunu yaparken de kendinizi geliştireceksiniz aslında. Yani şimdi süremizin sonuna geldik. O zaman burada hakikaten bize medyaya da çok ciddi görev düşüyor. Gerçekten tehlikeler var. Bir de dış güçlerin diyelim veya istihbarat servislerinin yarattığı biz bu kaynaklara ulaşmayalım diye yargaralar var. Bu ikisini birbirinden çok iyi ayırmamız lazım değil mi? Çok son doğru. Olarak. Bunun için de son olarak ben ana kucağından itibaren herkesin yetiştirdiği yeni nesli iş güvenliği kültürüyle büyütmesini çocuklar. Evet. Yani bisiklet alıyorsanız kask, dizlik ve dirseklik taktırmanız lazım ki o çocuk ileride iş güvenliği kültürüne sahip olabilsin. Evet. Her yıl ülkemizde 400 fabrika yanıyor. Her yıl. Bakın 400 fabrika yanıyor. Müthiş bir şey bu. Çok büyük, müthiş bir rakam. İstatistikler bunu gösteriyor bize. 400 tane fabrikanın ülkeye vereceği, ekonomiye vereceği katma değeri bir anda yok ediyorsunuz. Çok müthiş. Ne, bunların da %33'ü elektrik yangınları, %33'ü sigara ve türevi, %33'ü diğer yangınlar diye geçiyor. Siz elektrik tesisatınızla ilgili önlemleri alırsanız, insanlarınızı bilinçlendirirseniz, bu yangınlar meydana gelir. Yani biz kendimizi geliştirsek altın bulabilir miyiz? Süre bitti, süre bitti. Evet sayın seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Umarız bu maden mevzunu öğrenmişizdir, anlamışızdır. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.